Herkese merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün size jinekoloji polikliniklerine en sık başvuru nedeni olan vajinal akıntılardan bahsetmek istiyorum. Aslında vajinal akıntılar biliyorsunuz normal olarak kabul ediyoruz biz vajinal akıntıyı. Az miktarda, hafif, berrak, çok hafif bir kokusu olan veya olmayan bir akıntı aslında kadın üreme sisteminde istediğimiz, beklediğimiz normal bir şey. Vajinal akıntılar özellikle rahim ağzından veya vajinadan, vajinanın özellikle ağzındaki giriş kısmındaki bezlerden her gün salgılanıyor. Ve yaklaşık bir yarım çay kaşığı kadar, maksimum bir çay kaşığı kadar, 2-5 mililitre kadar bir akıntı oluyor. Bu akıntı genellikle hamilelik döneminde, doğum kontrol apı kullananlarda, özellikle lohusalarda veya adet döneminden önceki haftada veya yumurtlamanın hemen öncesi dönemde belirginleşebilir ve hastayı rahatsız edebilir. Ancak bu noktada korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. Çünkü vajinal akıntı aslına bakarsanız vücudun kendi kendine bir temizleme sistemi. Yani her gün vajinadaki o mukoza temizlenmiş oluyor böylelikle bu vajinal akıntıyla. Neden? Çünkü hem vajinadaki kayganlığı sağlıyoruz bu vajinal akıntıyla beraber hem de Üreme sistemini, idrar yollarını korumuş oluyoruz enfeksiyonlardan. O yüzden bu akıntı beklediğimiz vücudun kendi kendine bu temizleme sistemi bizim istediğimiz, beklediğimiz bir şey. Bu akıntı zaman zaman tabii ki kişiyi rahatsız edecek boyutta oluyor. Özellikle kötü kokulu oluyor, çok daha böyle yoğun kanlı bir şekilde oluyor. O zaman tabii iş başka. Yani o zaman daha farklı bir şey olduğunun bir göstergesi olabilir. O anlamda vajinal akıntılar genel anlamda baktığımızda vajina aslında östrojen hormonu ile beraber üreme çağındaki kadınla kendi kendini temizleyen bir organ. Bunu öncelikle bilmemiz, anlamamız gerek. Az önce de söylediğim gibi normalde akıntı berrak, ince, hafif, genellikle çok bir çay kaşığı ölçüsünü geçmeyecek kadar olmalı. Ancak akıntınıza eşlik eden herhangi bir problem varsa bu muhtemelen sıkıntılı bir durumdur. Özellikle akıntınızla beraber başlayan ciddi kaşıntı Dış kısımda kızarıklık, şişme, yeşilimsi, sarımsı, köpüklü bir akıntı, kötü kokulu akıntı, kanlı akıntı, idrar yaparken yanma veya cinsel ilişki sırasında yanma, özellikle yine belirgin kasık ağrısı, pelvik bölgede ağrı, kronik ağrı, karın ağrısı bütün bunlar akıntınıza akıntınızın patolojik olduğuna işaret eden göstergeler. Yani bunlar bu saydıkların varsa ki genellikle biz poliklinikte daha çok kaşıntı, kötü kokuyu daha sık karşılaşıyoruz. Ki kanlı akıntı bunlar için de en korktuğumuz tablodur. Bunlar varsa mutlaka bir sağlık çalışanından, bir jinekoloji uzmanından, jinekologdan yardım almanızı öneririz. Ama bunlar yok. Berrak, hafif bir akıntınız var. Bu kuvvetle muhtemel, normal, adet döngünüze göre değişen akıntıdır. Peki biz bu vajinal akıntıyı kimlerde sık görüyoruz? Özellikle antibiyotik kullanımı sonrası çok tipiktir. Yine steroid kullanımı sonrası yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalığı olup da steroid ilaç kullananlarda çok tipiktir ee, özellikle vajinal enfeksiyonlar. Yine benzer şekilde postmenopozal hastalarda vajinanın ileri derece kuruması ve atrofisine bağlı ciddi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Şeker hastalarında vajinal enfeksiyonları sık karşılaştığımız tablodur. Yine kokulu sabunlar, vajinanın için yıkayan insanlar, e, özellikle sık küvet kullanan, köpük banyoları yapan, yine sıkı iç çamaşırı giyen ve e, sentetik iç çamaşırı kullanan, sıkı kıyafetler giyen insanlarda biz daha sık karşılaşıyoruz. Yoğun bir stres sonrası yine akıntının ve buna bağlı şikayetlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Özellikle muhtemelen bağışıklık sisteminin düşmesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Tabi daha ciddi tablolarda rahim ağzı enfeksiyonlarından işte klamida gibi, gonokok, bel soğukluğu veya rahim ağzı kanseri gibi durumlarda da akıntı söz konusu olabilir. Tırnak içinde hemen söylemek istiyorum. Cinsel ilişkiden sonra kanlı akıntı bizim korktuğumuz tablolardan bir tanesidir. Mutlaka muayene olmanız gerekiyor. Özellikle işte az önce de söylediğim gibi dış kısma işte çeşitli hijyenik ee, özellikle kötü kokulu e, kötü kokudan dolayı şikayetinden dolayı kokulu sabunlar kullanan, hijyenik bir takım spreyler kullanan, e, deodorantlar kullanan kişilerde biz vajinal enfeksiyonları daha sık görüyoruz ne yazık ki. Peki biz bu vajina sağlığı için neler öneriyoruz? Birincisi her şeyden önce vajinanın içini kesinlikle yıkamamalısınız. Hatta duyuyoruz vajinanın içine batikon uygulamak, sirke uygulamak, garip değişik şeyler vajinanın içine uygulamak kesinlikle ama kesinlikle e, hiçbir şekilde tedavi etmeyecektir. Geçici olarak bir rahatlama sağlasa da arkasından tekrar vajinal enfeksiyonunuz, şikayetleriniz artarak ve katlanarak devam edecektir. O yüzden bir vajinanın için hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Vajinaya herhangi bir kimyasal, kokulu sabun vesaire kullanmıyoruz. Vajinanın yani dış kısmının özellikle genitalyanın temizlenmesi için sadece su, özellikle de sıcak olmayan ılık su kullanımını öneriyoruz. Bu noktaya da dikkat edin lütfen. Özellikle kokulu sabun dediğim gibi az önce söylediğim gibi bir takım hijyenik olduğunu düşündüğünüz deodorantlar, spreyler kullanmayın. Çünkü bunların kullanımı yine bizim floramızı bozacaktır. Eğer koku varsa veya akıntınız varsa ve bu sizin yaşam kaliteniz çok belirgin etkiliyorsa mutlaka bir sağlık danışanına görünmeniz gerekiyor. Bir jinekoloğa muayene olmanız yeterli. Çok basit bir tedavisi olabilir. Tabii ki Tuvalet temizliği çok önemli. Eğer küvet seviyorsanız işte banyo yapacaksanız küveti mutlaka yine çok fazla kimyasal kullanmanızı önermeyiz. Yine özellikle ılık su küvette de hani çok kaynar suyun içinde de kalmamanızı öneriyoruz. Yine eğer spor yaptınız veya yüzdünüz denize girdiniz çıktınız ıslak herhangi bir işte mayoyla bikiniyle durmayın lütfen. Mutlaka onları hemen değiştirmeniz ve kurulamanız gerekiyor hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Tuvalet temizliğinde de mutlaka önden arkaya doğru temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Bakterilerin arkadan öne taşınmaması gerekiyor. Bu anlamda çok önemli. Ve e, videonun başında saydığım şikayetler olursa işte koku vesaire kanlı akıntı gibi lütfen zaman kaybetmeden bir sağlık danışanına başvurunuz. Umarım video bir işinize yaramıştır. Umarım birilerine ulaşmıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum efendim.